Savcı çağırsın, gidelim. Başsavcı çağırsın, gidelim. Ağır ceza reyti çağırsın, gidelim. İdam sehpası de, gel gidelim şehmuz. Ama alnımız açık, başımız dik gidelim. ÖSYM çağırsın, gidelim. Ama nasıl gidelim? Bomba gibi gidelim. Arkadaşlar yarın sınavı mahvedeceğiz. Ezip geçeceğiz. 30 dakika ek süre var. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çalışanlar için son darbe, son güç. Yarın bunu sergileyeceğiz arkadaşlar. Hemen yarın sınavla ilgili bazı taktiklere geçiyorum arkadaşlar. Sınavda ne yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar ÖSYM her sene 4-5 tane özgün soru soruyor. Biz bunlara takılmayacağız. Bakın o özgün soruları sınavın en sonunda bırakacağız. Yapabildiğimiz en kolay sorulardan başlayacağız. Problemleri çözerken Bakın şimdi de söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Bunun kitabını yazmış. Bunun kitabını defalarca yazmış. Biri olarak söylüyorum. Problemleri çözerken bir anda tüm problemlerin hepsini kilitlenmeyin. Aralara başka sorular da koyun. Çünkü problemler sınavda sizi boğabilir arkadaşlar. 12-13 tane problem çıkıyor. Belki 14 tane olacak. Hepsini bir anda çözmeye çalışmayın. Muhakkak ki aralara başka sorular. Geometri ya da ilk kısımdan ya da başka bir dersten sizi rahatlatacak, beyninizi ferahlatacak sorular Muhakkak ki ekleyin arkadaşlar. Bakın bunu kesinlikle yapın. Daha sonra arkadaşlar sınav anında özellikle şunu tavsiye ediyorum. Zamanınızı kontrol edin. Yani dalıp gitmeyin. Hani bir anda şu duş, bir an şu duygu gelecek. Yani saat 11'e yaklaşınca şöyle bir duygu gelecek içinize. 11 buçuk, 11 çeyrek gibi. Ya artık bitsin de eve gideyim. Hayır, 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 hayır. Bütün sene bunu emek verdik. Hayır. Bitsin eve gideyim yok hayır işini bitirip gideceksin eve İşini bitirip parçalayıp eve gideceksin hayır artık ne olursa olsun değil olacak her şeyi yapacaksın tüm gücünle savaşacaksın ondan sonra eve gideceksin çünkü kaç gündür buna uğraşıyoruz kaç gündür buna emek veriyoruz o yüzden tüm gücünle çalışacaksın arkadaşlar özellikle bakın zor görünümlü sorular olur permütasyon kombinasyon görünümlü sorular olur bunlara takılmayın bakın bunları çözün. Korkmayın, pes etmeyin. Milli Son Sınavı 2022 MÖSÖ'den çıkan öğrencilerimle konuştuğum zaman MÖSÖ'de bir kıta sorusu vardı. Çoğunu permütasyon kombinasyon sanmış, bakmamış. En basit problem, ilkokul çocuğunun yapabileceği şekilde bir problem. Ama çoğu sınavda okumamış. Neden? İşte ön yargı. Ne demiş Einstein? Parçaladım, parçaladım, parçaladım. Her şeyi parçaladım. Ama ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan daha zor geldi demiş. Einstein. O yüzden arkadaşlar yarın ön yargı yapmayacaksınız. Her soru okuyacaksınız. Zor görünüyor algısını yapmayın. Bakın ÖSYM 2017 YGS'de yamaç kimya sorusu sordu. Deney sorusuydu. Sayı kesir problemiydi. 2020 TYT'de sayı problemi sordu. Ama hız problemine ilgili bir örnek kullandı. Arkadaşlar ÖSYM bizim aynı zamanda psikolojimizi de test ediyor. Bakın bu psikolojimize çok dikkat edeceğiz. Bazen şıklardan gideceğiz. Bazen değer vereceğiz. Bazen anlayamadığımız sorular olunca küçük küçük değerler vereceğiz. Bakalım ne geliyor? Sorunun cevabı geliyor mu? Bir yerlere yaklaşabiliyor muyum? Bunlara bakacağız. Ve en önemlisi arkadaşlar özellikle şunun için uyarıyorum size işlemlerinizi düzgün yapın. Ve yaptıktan sonra elinden geldiği kadar da kontrol edilmeyecek seviyede düzgün işaret işlem yapmaya çalışın. Çünkü sınavdan sonra doğru yaptığınız zannettiğiniz sorular yanlış çıkıyor. Bu üzücü. İkincisi bir de bunun tam tersi paranoyak öğrenciler var. Sınav boyunca her soruyu bir daha kontrol ediyor. 40 soru her birine bir dakika bir daha kontrol etsen 40 dakika yapar. Yazık günah. Sen sınava 40 dakika geç başlasan ne yaparsın? Ağlarsın. O zaman niye 40 dakika kendi zamanını yiyorsun. Yemeyeceksin. Yemeyeceksin. Tekrar kontrol edebilirsin. Evet edeceğin sorular olacak. Bu bende de oluyor. Ama her soruda da bunu yapmak sürüm yaptığın zaman sayılara vurduğun zaman korkunç bir tablo çıkarıyor. O yüzden işaretlerken emin olarak işaretleyeceksin. Optiğini güzelce dolduracaksın. Heyecanını yeneceksin. Kitapçığı karıştırın dendiği anda muhakkak ki gözüne bazı sorular çarpacaktır. O sayfaları kontrol ediyorsun nihayetinde. Orada içine doğan seni en mutlu edecek, edecek soruyu bul. Ondan başla onu çöz ve şunu unutma en zor soruyu çözdüğün zaman gel yavrum sana fazladan şeker verelim, su verelim, selpak verelim yok. Sınavda amaç en çok soru işaretlemektir arkadaşlar. Bunu istersen matematikten yap, ister Türkçeden yap, ister fenden yap, ister sosyalden yap ama bir yerden muhakkak yapmaya çalış. Peki Mat Yasin Kara sen bu sınavın hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar bu sınavda ben yine Türkçeler, Türkçenin belirleyici olacağını düşünüyorum. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın şurada herkes bütün dikkatini bana versin. Yarın sınavda istemediğiniz sorularla karşılaştınız. Baktınız ki çok zor, ultra zor görünen sorular oldu. Yani böyle bir şey olamazdı. olduğunu varsayalım. Yapacağınız şey şu. Bana zorsa arkadaşıma da zor. Ben sıralamayla giriyorum. O yüzden bana zor geliyorsa arkadaşıma da zor geliyor diyeceksin. Sakın ha ya ben zor. Arkadaş bu sıralama sınavı çok yapıyor. Yapınca değil. Bak daha önceki senelerde sınav kolay oldu. Herkes çok yaptı. Ne oldu? Yılmalar oldu. O yüzden sınavda baktın sorular kolay. O zaman da Türkçeden, sosyalden, fenden yılmaların önüne geçmek için maksimum soru işaretlemeye çalışacaksın. Ama baktın ki birazcık daha dili ağır, zor bir sınav. O zaman diyeceksin ki ha bunda böyle. Bakın arkadaşlar. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Burada beni bir öğretmeniniz olarak değil bir ağabey ebeveyniniz olarak veya bir kardeşiniz olarak dinleyin. Daha önceki senelerde normalde 30 net yapan öğrencilerin ben sınavda 15 net yaptığına şahit oldum. Normalde 35 net yapan öğrencilerin 20 net yaptığına şahit oldum. ÖSYM sınavı çok gerçek bir sınav. Sakın ha piyasadaki netlerinizi orada yapamayınca strese girmeyin, kaygıya girmeyin. Bu olabilir arkadaşlar. Bakın bu çok normal bir şey. Ben bunu defalarca gördüm. Ağlayanı gördüm, sızlayanı gördüm. Kendi öz kardeşimde de gördüm. 35 netin altına gitmeyen çocuk gerçek sınavda 15-18 tane yaptı. Ve ben eve gelince dedim ki demek ki keşke 25 tane yapsaydın maksimum bir ilerleme kaydediyordun. Çünkü arkadaşlar yığılma noktaları var. Bir yerden sonra herkesi bayıyor sınav. Bir yerden sonra herkes zor geliyor. O yüzden o zor gelen yerde pes etmek yerine atak yapacaksınız. Daha çok saldıracaksınız. Daha iyi oynayacaksınız. Daha hızlı çalım atacaksınız. Daha hızlı koşacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Elimizden geleni yapacağız. 3-5 tane soru farklı görünümlü gelebilir. Sakın aldanmayın. Bakın 2020 TT ile ilgili ben sinirli olduğum bir şey söyleyeyim. Her şey probleme dayalı geldi ama kolay geldi. 2019'dan ne oldu? Her şey yeni nesil şekilli olarak geldi ama uzun işlemli geldi. 2020 tam karmasıydı. ÖSYM'nin nasıl bir senaryo çizdiğini bilemezsiniz. Belki 2019 gibi olacak. Ama MSÖ'de yapılan sınava göre hiç şekil yoktu. Şu şekilli şekilsiz. Ee, uzun kısa algılarından kurtulun. Bakın değerli arkadaşlarım şunu emin olun Allah nasip ederse bir gün televizyona çıkıp söylemek istiyorum. Bir soru uzunsa zor demek değildir. Uzunsa niye uzundur biliyor musun? Sana daha iyi anlatmak için uzundur. Sana daha iyi açıklamak için uzundur. Senin daha iyi kavraman için uzundur. Ama biz maalesef uzun gördün korkuyoruz. Adam soruyu uzatıyor kafan karışmasın diye. Sen aksine sorudan korkuyorsun. Adamın derdi senin kafan karışmasın. Bir soru niye şekillendi? Bakın arkadaşlar bu kitapları ben yazdım. Buraya yazarken bütün ÖSYM sorularını defalarca 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 çözdüm. Bir soru neden şekilli biliyor musunuz? Sen orada daha rahat anlayabil diye şekil yapıyor ÖSYM. Maalesef ki 3-5 tane yayının şekilleri karmaşık ve zor yapması sizin aklınıza kötü bir intiba bıraktı. Veya LGS döneminden böyle bir intiba kaldı. Bunlardan sıyrılın. Eğer ÖSYM şekilli soru soruyorsa emin ol daha kolay, daha rahat anlayacaksın. Onu çünkü şekilli koyuyor ki sen daha rahat gör, hemen kavra. Aklına başka bir şey gelmesin. Örnek veriyorum o bahsettiği belki nesneyi sen bilmeyebilirsin diye senin orada e, görmeni sağlıyor ÖSYM. Burada ÖSYM'yi yanlış anlama. Bak üzerine git tamam mı? Hiç korkma. Şekilli soru, uzun soru. Mesela 2020 TYT'de her problem, her cebirsel soru uzun işlemli soru diye çıktı. Ama sınavdan sonra bir bakıyorsun ki ya az işlem. Arkadaşlar bakın hiçbir gerçek ama hiçbir gerçek şunu değiştiremez. ÖSYM soruları 1,5 dakikada maksimum çözülebilmeye endeksi sorulardır genel olarak. Ve burada eğer siz o anda çözemiyorsanız bu heyecanınızdan dolayıdır atlayın. Bu beyin öyle bir mükemmel bir şey ki arkadaşlar arka planda çözümlüyor. Sınav merdiveninde adam çözüyor diyor ki aa bu sonu buydu. O yüzden çok aklınıza bir şey gelmeyen soruları atlayın emin olun. Beyniniz bir şekilde onu çözümleyecek. Kendinize güvenin arkadaşlar. Ben kendi senemde de böyleydim arkadaşlar. Her zaman bir şekilde bilmediğim konu biliyorsa şıklardan dener, Alnem eder, kallem eder. O yarım yamalak bilgilerimle bir araya getir yapardım. Siz de yarın bunu yapın. Çünkü bu sınavın adı TYT. Temel Yeterlilik Testi. Detay yok, temel bilgiler var bazen şıklardan, bazen deneyerek bu soru bu sınavın üstesinden gelebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar geometri çözün lütfen kurban olayım. Bakın geometri çok belirleyici, çok eleyici. Geometrideki şekillere bakmayın. Bazen geçen bakıyorum çocuklar ben dershanede çalışıyorum biliyorsunuz. Çocuklar diyor ki hocam diyor bu çok zor. Bir çözüyorum. Ana hocam bu nasıl böyle? Bu soru nasıl çıktı? Biz çok zor görüyorduk. Bak bu pişmanlığı yaşamayın. Şekillere aldanmayın. Sorun uzunluğuna aldanmayın. Görsele aldanmayın. Siz gidin. O temel bilgilerinizin dışında bir şey gelmeyecek. Bak bu sınavın adı ne? Oku. T, Y, T. Ne demek? Temel, yeterlik testi. Tamam mı? Bitti. Bu temel bir şey gelecek. Bu temel bir şey sana hikayeli gelebilir, şekilli gelebilir. Sakın ha sakın korkma. Benim tek önerim var. Aman ha Türkçe'ye dikkat et. Ve son gece özellikle mod, medyan, veri istatistiği ve mantık e, mantıkla ilgili videolarıma bak. Tamam mı? E, özellikle Bunlardan gelecek iki neti, gelirse de iki neti sakına kaçırma. Ee, ben şimdiden koca bir sezonu beraber geçirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Belki bazı arkadaşlar beni sonradan tanıdı. Belki bazı arkadaşlar seneye çalışacaklar. Seneye çalışacak arkadaşlar için özellikle video çekeceğim ama onlar da kesinlikle problemler kitabımı çözmeden sınava girmesinler. Ve denemelerim de aynı şekilde. Bu sene çalışan arkadaşlarım da e, kendilerine iyi baksınlar. Ben de yarın sınava gireceğim. Ben de sınavdan sonra heyecanımı sizlerle paylaşacağım. Bir öğrenci gibi arkadaşlar kendime elimden geldiği kadar süre verip sizler gibi uğraşacağım. Okumak istiyorum. Yeni bir bölüm okuyacağım inşallah. Bu bölümü 3-4 sene sonra görürsünüz arkadaşlar. Yine YouTube'da e, arkası devam eden bir bölüm olacak. Heyecanımı tekrar sizlerle paylaştığım ama hepinizin de ilgi ve alaka duyabileceği duy duyacağını düşündüğüm bir bölüm olacak. İnşallah bugünden de onların temellerini atıyoruz. Ben de yarın sınavda olacağım. Pazar günü de sınavda olacağım. Ee, i̇nşallah hepimizin sınavı iyi geçer. Ben hani bu şekilde bir veda videosu çekmek istemiyorum. Çünkü hep buradayız arkadaşlar. Yine e, hani çekilsek yine çekerim ama şu anda o vedayı ben hazır değilim. Hani YKS tayfama veda etmeyeceğim şu anda. Daha sonra veda ederiz. Kaçmıyoruz arkadaşlar. Ama bu dediklerimi lütfen dinleyin. Elinizden geleni yapın. Bak 16x12 problemler denememin çözümleri şu anda ekranın üst tarafında. Ben size hediye ettim bunu. Normalde denemenin QR koduyla ile giriyorsunuz. 16. deneme, 17. deneme ve 15. deneme 2x alıp ba bazı sorulara bakın. Heyecanınızı yatıştırın. Böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Kafanız karışmaz. Merak etmeyin. Ben orada tüm detaylarıyla çözüyorum. Şimdiden ben sınavınızın iyi geçmesini canı gönülden temenni ediyorum. YouTube topluluktan yine arkadaşlar bazı duyurularda duyurularda bulundum Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir müzikle bitirelim. Bir müzikle bitirelim. Evet. Geliyor. Bir daha Bir kapa o zaman evet Yarın devir açıp devir kapatıp gelin. Kendi devrinizi açıp kendi devrinizi kapatarak gelin.